Bu projemizde size Raspberry NAS projemizi tanıtacağım. Raspberry NAS nedir? Hemen başlayayım. Buradaki gördüğünüz kart Raspberry Pi 4. Bu kartın temel amacı buradaki anakart olarak geçmek. İçinde bulut sistemi var. Yani dosyalarınızı lokal ağ üzerinden birbirinize göndermeye yarayan hızlı ve anonim bir donanımdır. İçinde ayrıyetten TorrentBox bulunmakta. TorrentBox'da verilerinizi daha güvenli indirip anonim şekilde indirmektir. Daha açıklayıcı bir durum yoktur. Şu altta gördüğünüz ESP8266'dır. O da kendisinin yönettiği relaylere gider. 8 adet relay bulunmaktadır. Bu relayler 5 volt ile 220 volt arasındaki bütün değerleri açıp kapayabilir. İsterseniz evinizin ışıklarınıza, isterseniz serverınızın ışıklarına veya bilgisayarınıza bağlayıp onu istediğiniz zaman uzaktan, yani illa lokal ağ olmasına gerek olmadan açıp kapayabilmenize yarar. Ayrıyetten üzerinde bir tane UPS girişi vardır şurada. Bu UPS girişinde çoğu batarya desteklenmektedir. 18.650 batarya kullanıyoruz. Ayrıyetten şu kart 12 volt 2.3 amper vermekte. Bu sayede UPS'in tekrardan dolmasını sağlamaktadır. Çıkış fanı buradadır. Egzoz fanı olarak. Raspberry'nin kendi kaplaması da ayrıyetten var. Şuradaki voltaj regülatörü. Ara sıra dalgalı voltaj geldiği zaman bizi uyarabilir. Dolmasını sağlamaktadır. Çıkış fanı buradadır. Egzoz fanı olarak. Raspberry'nin kendi kaplaması da ayrıyetten var. Şuradaki voltaj regülatörü. Ara sıra dalgalı voltaj geldiği zaman bizi uyarabilir. Onun dışında içindeki firewall'la bulutunuza lokal ağ üzerinden bile erişmeye çalışanları engeller. Torrent'e indirdiğiniz virüs ve benzeri şeyleri silmeye çalışır ve siler. Ayrıyetten katman katman yapısıyla sandviç anakarta da dahil olur. Böyle arkada da bir tane voltaj regülatörü var. O da ESP8266 için gereken düzenli voltajı sağlar. Ayrıyetten şöyle tam altında 12 volt 5 amperlik büyük bir güç kaynağı bulunur. Sadece Raspberry 5 volt 3 amper çektiği için 12 volt 5 amper tercih ettik. Geri kalan komponentler ise USB düşürücü 12 volt 5 volttan 5 volt 3 ampere kadar çıkış verip Raspberry'yi tam besleme yapabilir. Herhangi bir voltaj düşüklüğü yaratmaz. Ayrıca UPS demiştik. UPS'in de süresi ortalama 1,5 saati geçmekte rahat rahat. Yani enerjiniz kesilip 1,5-2 saat. Hatta zorlarsanız Raspberry ESP'yi kapatırsanız 3 saati bile bulabilen enerji sürelerine çıkabilir. Ki kullandığınız bataryanın da büyüklüğüne dahildir. Bu projemiz bu kadar.